Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber hepimizin bildiği bir modeli yapacağız. Yine Instagram'dan bir arkadaşımın istemiş olduğu modelin anlatımı olacak bugün. Ben mor tek renk yazmaya denedim. Siz bunu dilerseniz çiçekli yazmalara ya da tek renk yazmalara deneyebilirsiniz. Öncelikle ekranımızı bir boşaltalım. İplerimi şöyle bir geriye alayım. Kirpik oyası yapacağız arkadaşlar ve onun için bu şekilde iplerimiz hazırladım. Onları şöyle koyalım ve hemen size başlamış olduğum kirpik oyamı modelimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bugün sizlerle beraber bu oyamızı yapacağız. Ben öncesinde altına zürafamı yaptım. Siz dilerseniz zürafanızı yapmadan ya da zürafanızı yapıp bu şekilde benim yaptığım gibi de yapabilir ya da zürafanızı yaparken alt sırasını da yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben hemen göstereyim. Ben ikisinin arasına 5 tane zürafa bıraktım. Bu sıklık ya da seyrekliği siz kendinize göre ayarlayın. Hani daha iri zürafalar atıyorsanız 4 ya da daha sık zürafalar yapıyorsanız da 6-7 yapabilirsiniz. Hemen bir pırpırımı yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 tane zürafamı yaptım. Aynı zürafa içerisine bir tane de pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımı çok uzun tutmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Yine bir tane daha göstereyim. 1 2 takıldı. 3 4 ve 5. 5 tane zürafamı yapıyorum. Aynı zürafa içerisine bir tane de kipriğimi, pırpırımı yapıyorum. Şöyle bir iki tane buraya zürafamı atayım. Birinci kısmımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra iplerimizi 12 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Siz dilerseniz bunu yarım baş ya da tüm bir baş boyunda da iplerimizi yapabilirsiniz. Ben 12 kat yaptım. Siz bunu isterseniz hani 15 biraz daha böyle iri tok dursun diyorsanız 15 ya da kalın olmuş incecik olsun diyorsanız da bu sayıyı da artırma ya da eksiltme yapabilirsiniz. Yine yeşil ipimi aldım elime. Buradaki iplerimi de alıyorum. Şöyle ipimi de buraya koyarak buradaki pırpırımın tepesine iğnemin başını iki dolayarak düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra şuradaki şunu yeşilliği keselim önce. Bunu yaptıktan sonra yine iğnemin başını iki dolayarak bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi şu şekilde zürafalarımı, pırpır, diğer pırpırımı şöyle birbirine yaklaştırıyorum. Diğer pırpırıma geçtim. Bunu yaklaştırmamın sebebi de ortadan kestiğim zaman tekrardan iki tarafında eşit olması, boylarının aynı
olması, çok hani ip telef olmasın diye bu şekilde birbirlerine yaklaştırdım. Yine birbirlerine yaklaştırıyorum. Buna geçtim. İğnemin başını dikkat ederseniz hep iki doluyorum. Bunu da burada. İlk birinci sıramı da burada bu şekilde bitiriyorum. Öncelikle yeşil kısımlarımı kesiyorum. Yeşil kısımlarımı kesmemin sebebi buradaki çıkıntıları, kalan iplerimizi temizlemekti. Hepsini beraber kesersem eğer buradaki pembelerle karışır ve hani alttaki pembe ipi de kesme ihtimalim olduğu için ben öncelikle buradaki yeşillerimi kestim. Daha sonra da buradan pembelerimizi kesiyoruz. Yine bunu da buradan keselim. Birinci sıramız bu şekilde hazır. Şimdi sırada diğer koyacağımız rengi alıyoruz. Hemen ipimi, iğnemi de alıyorum. Ben araya böyle açık limon sarısı gibi çok açık tonda bir sarı koydum. Hemen açık renkli ipimi aldım. İpimi de şöyle alıyorum. Yine burada aynı alt kısımda yapmış olduğum gibi ipimi tutturuyorum ve tekrar bir pırpır daha yapıyorum. Ara pırpırlarımın boylarının birbirine eşit olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Daha düzgün, güzel bir işçilik için. Hemen ortadakine geliyorum. Yine biraz önceki yaptığım gibi birbirlerine yaklaştırıyorum. İğnemin başını iki dolayarak buraya da bir pırpır yapıyorum. Yine sondaki pırpırıma geliyorum. Ve buraya da bir pırpır daha yapıyorum. Yine aynı şekilde ilk başta yeşil iplerimi kesip burayı temizliyorum. Aşağıdaki rengime zarar vermesin diye önce buralardan bunlardan kurtuluyorum. Şöyle bir düzeltelim elimizle. Daha sonra tam bunların ortalarından kesiyorum. Buradaki mesafemle buradaki mesafeme de dikkat edip bunu buradan kesiyorum. Aynı şekilde bu başlamış olduğum noktadan da bunu kesiyorum. Sıra geldi asıl son kısma. Şimdi son kısmı da yapalım ve modelimizin bitmişine bakalım arkadaşlar. Yine yeşil ipimi alıyorum. Bu kez de yazmamın rengiyle uyumlu olan en son kendi renginden olan mor rengimle yapacağım. Şöyle bir düzelteyim elimle. Aynı şekilde ipimi buraya koyuyorum. Yine pırpırımın tepesine gelip buraya iki tane iğnemin başını dolayarak şu iplerimize dikkat edelim. Bozulmasın. Şu şekilde düğümümü attım. Burası bitiş noktası olduğu için buraya iki tane pırpır yapacağız.
1 2 Yan tarafa geçiyorum hemen. İplerimi şöyle düz yapayım. Şu şekilde. Buraya da aynı şekilde iki tane. Bir. Ve iki. İki tane pırpırımı yaptım. Yine en sondaki yerime geçiyorum. Ve artık modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu arada beni Sevda Sevda Tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Tamamen bunu artık modelimiz hazır. Hemen buraları da kesiyoruz ve modelimizin bitmişine bakalım. Evet arkadaşlar, modelimizin sonuna geldik. Bugünkü bu güzel modelimiz de kirpik oyasıydı. Umarım sizler de benim gibi pırpırlı kirpik oyamızı hep beraber dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.